Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size hücreden bahsedeceğim. Artık hücre konusuna giriş yapıyoruz. Hücre teorisinden, hücre çeşitlerinden bahsedeceğiz. Daha sonra işte organeller olsun, çekirdek olsun, bunlara devam edeceğiz. İlk önce o zaman hücre teorisinden bahsedelim. Arkadaşlar, bilim insanları araştırma yaparlarken işte canlıların en küçük yapı biriminin hücre olduğunu keşfetmişler. Ve hücre ile ilgili bir takım ilkeler ortaya koymuşlar. Buna da hücre teorisi demişlerdir. Şimdi bu hücre teorisinin içerisinde neler var? Öncelikle buna bakalım. Birincisi, tüm canlı organizmaların temel yapısal ve fizyolojik birimleridir arkadaşlar hücre. Yani canlının en küçük yapı birimidir hücre. O zaman önce onu yazalım. Canlıların en küçük yapı birimidir. Şimdi hücrenin içerisinde daha küçük yapılar da vardır. Örneğin işte mitokondri olabilir, kloroplast olabilir. Ama arkadaşlar, bunlar tek başına kaldığında bir işlev göremezler, işlev yapamazlar. Dolayısıyla bir araya geldiklerinde en küçük olarak işlev yapabilen yapı hücredir. O yüzden de canlıların en küçük yapı birimi hücre olarak alıyoruz. Gelelim şimdi devamına hücre teorisine. Arkadaşlar, hücreler ve tüm hücreler daha önce var olan hücrelerden meydana gelir diye bir teori ortaya atmışlar ki buna bağlı olarak mitoz ve meiyoz bölümü ortaya çıkmıştır. O zaman ikinci teorimizde yazıyoruz. Şudur ikinci teorimiz. Tüm hücreler daha önce var olan hücrelerden meydana gelir. Dediğim gibi bunun sayesinde işte mitoz bölümü ve meiyoz bölümü ortaya çıkmıştır. Bir diğer özelliğimize bakalım. Arkadaşlar, tüm hücreler kimyasal açıdan birbirine benzerdir. Yani içerik olarak birbirine benziyor. İşte sitoplazmanın içerisindeki kimyasal yapılar olsun, bunların tamamı birbirine benzerdir diye alıyoruz. O zaman şöyle diyelim. Evet, gelelim bir sonrakine. Arkadaşlar, canlılardaki kimyasal tepkimeler hücrenin içerisinde gerçekleşir diye başka bir teorimiz var. O zaman şunu da yazalım. Canlılardaki kimyasal tepkimeler hücrede gerçekleşir. Hücrede gerçekleşir dedik. Son olarak şundan da bahsedelim. Arkadaşlar, hücrenin içerisinde bir genetik bilgi vardır ve bu genetik bilgi nesilden nesile aktarılır. Hücrede genetik bilgi bulunur. Genetik bilgi bulunur. Ve nesilden nesile aktarılır. Evet, hücre teorisiyle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Unutmayalım. Neydi? Canlıların en küçük yapı birimi hücredir. Tüm hücreler daha önce var olan hücrelerden meydana gelmiştir. Dediğimiz gibi buna bağlı olarak mitoz ve meiyoz bölümü ortaya çıkmıştır. Tüm hücreler kimyasal açıdan birbirine benzerdir. Canlılardaki kimyasal tepkimeler hücrenin içerisinde gerçekleşir. Hücrede genetik bilgiler bulunur ve nesilden nesile aktarılır. Arkadaşlar, biz hücreyi ikiye ayırıyoruz yapısal olarak. Prokaryot hücre ve ökaryot hücre. Dolayısıyla şöyle yazalım. Hücre ikiye ayrılır. Prokaryot ve ökaryot hücre olarak. Şimdi şöyle kenara geliyorum. Bakın, prokaryot hücre demişiz. Nedir prokaryot hücre? En ilkel hücredir arkadaşlar prokaryot hücre. Prokaryot hücrenin zarla çevrili organelleri bulunmaz. Daha sonra çekirdeği bulunmaz arkadaşlar. Dolayısıyla prokaryot hücreyi biz ilkel hücre olarak alıyoruz. O zaman şöyle yazalım. Prokaryot hücre için ilkel hücredir. İlkel hücredir. Zarla çevrili organelleri bulunmaz.
organelleri bulunmaz. Ayrıca çekirdek yoktur. Çekirdek yoktur arkadaşlar. Ve yine bir özellik daha yazalım. Prokaryot hücrelerde DNA halkasaldır ve sitoplazmanın içerisindedir. DNA halkasaldır ve sitoplazmada dağınıktır. Sitoplazmada dağınıktır. Evet, prokaryot hücrenin genel olarak özellikleri bu şekilde. Şimdi ben buraya bir prokaryot hücre çizdim. Bu bir bakteri. Arkadaşlar bu yapıda neler var bakalım. Şimdi prokaryot hücre olsun, ökaryot hücre olsun tüm canlılarda ortak olan bir organel vardır. Bu organel ribozomdur. Dolayısıyla isterseniz şu alta yazayım. Ribozom bulunur diyelim. Bu da çünkü bulunsun aklımızda. Evet, ribozom bulunur diyelim. Tüm canlılarda ortaktır çünkü ribozom. Şimdi gelelim burada yapıların isimlerini yazmaya. Bakın, en içte böyle dağınık olarak bulunan ve halkasal bir şekilde bulunan yapı DNA'dır arkadaşlar. Dolayısıyla şuraya DNA yazacağız. DNA'mız. Daha sonra geliyorum. Bakın şurada küçük küçük yuvarlaklar çizmişim. Bunlar ribozomdur. Ribozom tüm canlılarda ortak olan organel. Daha sonra mavi ile çizdiğim şu en içte bulunan, bakın şu en içte bulunan yapı arkadaşlar hücre zarıdır. Hücre zarı yine tüm canlılarda ortaktır, hücre zarıda bulunmak zorundadır. Hücre zarının bir dışında kırmızı ile çizdiğim yapı hücre duvarıdır. Hücre duvarı. Şimdi bakteriden bahsettiğim için bakterilerde hücre duvarı var. O yüzden yazıyoruz. En dışta ise bazı bakterilerde bulunan bir yapı vardır arkadaşlar. Biz buna kapsül diyoruz. Her bakteride yok. Her prokaryot canlıda yoktur. Sadece örnek olsun diye çizdik. Daha sonra bakın şöyle küçük çıkıntılar göreceksiniz. İp benzeri. Biz bunlara pilus diyoruz. Pilus. Bakterinin bir yere tutunmasını, bir yere hareket etmesini sağlayan yapılardır. Bir de şöyle uzun bir çıkıntı göreceksiniz arkadaşlar. Bu da nedir? Kamçıdır. Yine kamçıda her bakteride yoktur, bazılarında bulunur. Hareket etmeyi sağlar. İşte prokaryot bir hücrenin yapısı, özellikleri bu şekilde. Prokaryot hücreyi unutmuyoruz çünkü karşımıza çok çıkar. Unutmayın arkadaşlar, organel olarak sadece ribozom var. Zarla çevrili hiçbir organeli yok, çekirdeği yok, DNA'sı halkasal ve sitoplazmada dağınık olarak bulunur. Evet, prokaryot hücreye geçtiğimize göre geçelim. İkinci yapımız ökaryot hücreye. Şimdi ilk önce ökaryot hücre ile ilgili birkaç açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar, ökaryot hücre zarla çevrili organel bulunduran, çekirdek bulunduran ve DNA'sı çekirdeğin içinde bulunan bir hücredir. Ökaryot hücreleri biz genel olarak hayvan hücresi ve bitki hücresi diye ikiye ayırıyoruz. İlk önce hayvan hücresini göstereceğim size. Oradaki yapılardan bahsedeceğim. Daha sonra ise bitki hücresini göstereceğim. Arkadaşlar bakın burada ökaryot hücre ile ilgili olan genel özellikleri yazalım. Şöyle diyelim. Ökaryot hücre. Neydi birinci özelliğimiz? Çekirdek bulunur. Bulunur. İkinci özelliğimiz neydi? Zarla çevrili organel vardır. Zarla çevrili organel bulunur. Daha sonra ribozom bulunur. Ribozom bulunur arkadaşlar. Ökaryotlarda DNA doğrusaldır ve çekirdeğin içerisindedir arkadaşlar. Bunu da yazalım. DNA doğrusaldır ve çekirdeğin içindedir. Çekirdeğin içindedir. Peki ökaryot hücre yapısına sahip olan canlılar kimler? Arkadaşlar, ökaryot hücre yapısına sahip olan canlılar 4 tane. Protista, hayvanlar, bitkiler ve mantarlar. Bu 4 canlı grubu ökaryot hücre yapısına sahiptir. O zaman şöyle diyelim. Protista, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar. Bunlar ökaryot canlı yapısına, ökaryot hücre yapısına sahip canlılardır. Şurada prokaryotlara yazmadım, onu da yazayım. Bulunsun şöyle, şuraya yazalım. Bakteriler ve arkeler arkadaşlar.
bakteriler ve arkeler. Bunlar da bizim prokaryot hücre yapısına sahip olan canlılarımızdır. O zaman devam edelim ökaryot hücrelerle, hayvan hücresiyle devam edelim. Şimdi hayvan hücresine baktığımızda hayvan hücresinde neler bulunur, neler bulunmaz, bunlara bakalım. Arkadaşlar hayvan hücresinde bakın şurada çizdiğimiz turuncuyla boyadığım yapı mitokondridir. Mitokondri. Daha sonra çekirdekle hücre zarı arasında bağlantı kuran böyle bir köprü gibi bulunan yapımız endoplazmik retikulumdur. Ama endoplazmik retikulumun iki çeşidi var. Biri granüllü, biri de granülsüz. Bakın şu üstünde böyle yuvarlak yuvarlak noktalar bulunan granüllü endoplazmik retikulum. Granüllü ER. Kısaca ER yazıyorum. Daha sonra zaten açıklayacağız. Şurada arkadaşlar yapısı üstünde nokta nokta bulunmayanlar ise nedir? Granülsüz. Granülsüz endoplazmik retikulum. Granül dediğimiz ribozom. Eğer üzerinde ribozom bulunuyorsa granüllü, ribozom yoksa granülsüz olarak isimlendiriyoruz. Gelelim şu kısma. Bakın bu sentrozomdur. Hayvan hücrelerinde bölünmeyi sağlayan, iyi ipliklerini oluşturan yapımızdır arkadaşlar. Sentrozom. Daha sonra yine bakın şuraya küçük küçük çizmişim. Bunlar nedir? Bunlar ribozomlarımızdır. Ribozom. Bir sürü ribozom bulunur bir hücrenin içerisinde. Daha sonra şurada yine aynı şekilde endoplazmik retikulum tekrardan yazmıyorum. Arkadaşlar şurada kesecikler halinde bulunan yapımız Golgi'dir. Golgi daha sonra Golgi aygıtının hemen üstünde bulunan yapımız lizozomdur. Lizozom. Lizozom da hücre içinde sindirim yapacak. Bir de dikkat ettiyseniz bakın şurada bir çöküntü var. İşte bu çöküntü de besin kofuludur. Bu kofulun çeşitleri var. Çeşitlerini anlatınca zaten anlayacaksınız. Buraya ben besin kofulu yazıyorum. Besin kofulu. Arkadaşlar besin kofulu hayvan hücrelerinde oluşabilen bir kofuldur. O yüzden buraya özgü olarak yazdık. En dışta bulunan şu yapı ise nedir? Bizim hücremizin zarıdır. Hücre zarı. Peki iç kısma gelelim. Şu büyükçe çizdiğimiz yapı çekirdektir arkadaşlar. Çekirdek. Çekirdeğin içerisinde bulunan bu küçük yapı ise çekirdekçiktir. Çekirdekçik. Evet, bu şekilde hayvan hücresinin şekli, yapısı, içerisinde bulunan organeller bu şekildedir arkadaşlar. Zaten yeşille boyadığımız kısımda ne oluyor? Sitoplazma oluyor. Detaylarını işleyeceğiz hepsini. Sitoplazmayı ayrı, organelleri ayrı detaylı olarak işleyeceğiz. Şimdi bakalım. Hayvan hücresinde hangi organeller bulunmaz? Arkadaşlar, hayvan hücresinde kloroplast, kromoplast ve lökoplast dediğimiz plastikler bulunmaz. O zaman şöyle yazıyorum şuraya not olarak diyelim. Not. Şöyle notumuz şu olsun. Hayvan hücresinde plastitler. Neydi plastitlerimiz? Parantez içerisine yazalım. Kloroplast, kromoplast ve lökoplast. Lökoplast. Bunlar ne yapıyor? Bulunmuyormuş. Ayrıca bir de hayvan hücresinde ne bulunmaz? Hücre duvarı. Hücre duvarı bulunmaz. Bu ikisi bulunmaz arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Evet, hayvan hücresini anladıysak şimdi bitki hücresine geçelim. Hemen arkada bitki hücremiz var. Bitki hücresinin kısımlarına bakalım. Arkadaşlar genel olarak bitki hücresini bu şekilde görürsünüz. Şimdi bitki hücresinin kısımlarına baktığımızda bakın bitki hücresinde şu yapı kloroplasttır. Kloroplast. Daha sonra hücreyi dıştan çevreleyen böyle kare gibi bir hal almasını sağlayan hücre duvarıdır. Hücre duvarı. Şu içte bulunan yapı hücre zarıdır. Hücre zarı. Yine yeşille boyadığımız kısımda sitoplazmadır. Sitoplazma. Evet. Gelelim şimdi biraz daha içeriye girelim. Arkadaşlar şu küçük küçük çizdiklerimiz yine nedir? Ribozom. Ribozom. Burada büyükçe bir yapı görüyorsunuz bakın. Bu büyükçe yapı sadece bitkilere özgü olan merkezi kofuldur. Merkezi koful. Bu merkezi koful
genellikle su depolama işleminde görev yapar. Hemen şuraya bakıyorum. Bu hayvan hücresinde de vardı. Bu yapımız neydi? Mitokondri. Mitokondri. Evet. Geliyorum şuraya. Bakın. Bu yapı çekirdek. Aynı bir hayvan hücresindeki gibi çekirdeğimiz. Çekirdek. İçerisinde bulunan küçük yapıda nedir arkadaşlar? Çekirdekçik. Çekirdekçik. Yine çekirdekçikle hücre zarı arasında bağlantı kuran yapımız endoplazmik retikulumdur. Şu granülsüz ERE, granülsüz endoplazmik retikulum. Şu yapıda arkadaşlar granüllü, granüllü endoplazmik retikulum. Son bir yapımız kaldı. Bu yapımız da nedir? Golgi aygıtı. Golgi aygıtı veya Golgi cisimciği diyoruz. Arkadaşlar şimdi bitki hücresinde bulunmayanlar hangileri? Buna bakalım. Bakın bitki hücresinde şöyle not olarak yazalım. Bitki hücresinde dikkat ettiyseniz sentrozomu yazmadık. Daha sonra lizozomu yazmadık arkadaşlar. Bitki hücresinde sentrozom ve lizozom bulunmaz. O zaman şöyle yazalım. Bitki hücresinde sentrozom ve lizozom bulunmaz. Evet, bitki hücresiyle ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Şeklimiz de bu şekildedir arkadaşlar. Bakalım söylemediğimiz başka bir şey kalmış mı? Hayır, her şeyi söylemişiz. Evet, burada bitirelim bu videoyu. Bir dahaki videomuzda hücre zarından bahsedeceğiz. Ökaryotik bir hücrenin yapısında neler var ki buraya zaten çizdik, yaptık. Bunların detaylarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.